Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere DJI Tello ile herhangi bir gamepad'i nasıl kullanırız onu anlatacağım. Normalde biliyorsunuz DJI Tello sadece kendisi ile uyumlu birkaç gamepad ile çalışabiliyor. GameSir'ın T1D versiyonu ile. Hatta T1S versiyonu bile çalışmıyor maalesef. Biraz seçici davranıyor bu konuda. Şimdi size herhangi bir gamepad ile Tello'nuzu nasıl kullanabileceksiniz bunu anlatacağım. Bunu yapmamızı sağlayan bir program var. Octopus isimli. Octopus isimli programı Android cihazımıza yüklüyoruz. Google Play'den. Octopus programını aratıyoruz. İnternetimizi bağlayalım. Şu en üstteki görünen Octopus programını yüklüyoruz. Bizimki yüklenmiş. Şimdi Octopus programını açıyoruz. Gamepad'imiz telefonumuza bağlı. Buradan gamepad'in telefona bağlı olduğunu görüyoruz. Eğer bağlı değilse siz buradan gidip Bluetooth ayarlarından gamepad'inizi bağlıyorsunuz. My Games bölümünden Tello'nun programını Octopus'un içerisinden seçiyoruz. Octopus'un içerisine Tello programını ekliyoruz. Octopus'un Tello programı ile beraber çalışabilmesi için. Programın üzerine bir kez tıklıyoruz. İşlemleri yapıyor ve Tello programı açılıyor. Şimdi Tello'ya bağlanıyoruz wireless üzerinden. Görüntümüz geldi. Tello'ya bağlandık. Dikkat ettiyseniz Tello programının sol üst köşesinde iki tane göz var. Bu Octopus'un ikonu. Octopus'un ikonuna tıklıyoruz. Burada kullanabileceğimiz gamepad'in üzerindeki joystick'ler, tuşların birer işareti var. Bunları seçip ekran üzerindeki sanal joystick'lerin üzerine getirip buradan hangi komutu verdiğimizde sanal joystick üzerindeki hangi tuşa basacağını ayarlıyoruz. Sol joystick'i tutup soldaki joystick ikonunun üzerine getiriyoruz ve bırakıyoruz. Sağ joystick'i tutup sağdaki joystick ikonunun üzerine getiriyoruz. Tam yuvarlağı işaretleyip bırakıyoruz. Düğmelerden de hangi düğmeyi istiyorsanız, mesela bu düğme fotoğraf çekme düğmesi olsun. Bu düğmeye bastığımız zaman ekranda RB işareti çıkıyor. Önce K'ye bastık. Sonra bunu getirip fotoğraf çekme ikonunun üzerine işaretledik. Tekrardan bir K'ye alıyoruz. Mesela video başlat durdur da şu alttaki düğme yapalım. Bunu da getirip video başlat durdurun üzerine işaretliyoruz. Tello kapandı bu arada, o açılsın. Bir de start tuşu var. Durum uçun olursa yine yok, bu sefer buna basmayalım. D-pad'den alabiliriz mesela. Bu sefer mesela yok, D-pad'i almayalım. K olarak Y. Şu anda tuşları seçtik.
Şimdi joystick oynattığımız zaman bizim telefonumuz üzerindeki sanal joystick'in oynadığını görüyorsunuz. Program bu işe yarıyor aslında. Siz buna düğmeye bastığınız zaman ekran üzerine dokunmatik nereye basmak istiyorsunuz onu ayarlıyorsunuz. Şimdi drone'umuzu uçuracağız. Şimdi drone'umuzu uçurmaya geldi sıra. Telefonumuzu kumandanın üzerine yerleştirdik. Y tuşuna bastık. Onaylıyoruz kalkışı.